İyi akşamlar sayın seyirciler. Saat 19. Ana haber bültenimize hoş geldiniz. Yeni haftanın başlıklarıyla başlayalım bültenimize. Hayvan üreticileri ve yetiştiricileri birliğinin eylemi sürüyor. Eylemde gün boyu yaşananları aktaracağız. Bu arada Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş'la bağlantımız olacak. Hem eylemi değerlendirmesini isteyeceğiz hem de bakanlığının tarım politikalarını konuşacağız. Bayındırlık Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın açıklamalarına da bakacağız. Bakan Arıklı hükümetin et ithali konusunda kararlılığını sürdürdüğünü kaydetti. Milli Eğitim Bakanlığı Azerbaycan'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yüksek öğretimini tanıtmak amacıyla tanıtım etkinliği düzenliyor. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da yarın Azerbaycan'a gidiyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yüksek öğretim tanıtım fuarının açılışına katılacak. Evet, bu başlıklar ve daha fazlası için bültenimize başlayalım. Hayvan üreticileri ve yetiştiricileri birliğinin eylemi sürüyor. Bazı siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin de destek verdiği bugünkü eylemde zaman zaman gergin anlar da yaşandı. Naimoğulları eylem sırasında mücadelelerinin süreceğini söyledi. Eylemin ardından hayvan üreticileriyle görüşen Naimoğulları bir ay süreyle canlı hayvan satışını durdurduklarını açıkladı. Ayrıca her gün yeni bir eylem yapacakları mesajını verdi. İşte gün içerisinde yaşananlar. Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği hükümetin et ithalatı ve çiğ sütle canlı hayvan fiyatını belirleme politikası nedeniyle girdi maliyetlerindeki yükseliş gerekçesiyle başlattığı eylemini sürdürüyor. Başbakanlık önünde gerçekleştirilen eyleme bazı siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri katılarak destek verdi. Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası ile kamu ise destek için genel greve gitti. Eylem sırasında açıklama yapan Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, ithal et konusunda alınan kararı eleştirdi, mücadelenin süreceğini söyledi. Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Başkanı Güven Bengihan da üreticinin ve emekçinin zor günlerden geçtiğini belirterek, işçiye ve emekçiye sahip çıkmak için buradayız ifadelerini kullandı. Kamu İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu da yerli üretimin desteklenmesi gerektiğini belirterek mücadelelerinin devam edeceğini söyledi. Konuşmaların ardından eylemde bir süre gerginlik yaşandı. Eylemciler Başbakanlık binasının bahçe duvarlarını ve kapılarını kırdı. Daha sonra Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı milletvekilleri ve Birlik Başkanı Naimoğulları ile birlikte Başbakan Ünal Üstel ile görüştü. Birlik Başkanı Naimoğulları daha sonra hayvan üreticileriyle baş başa görüşme gerçekleştirdi. Naimoğulları görüşme sonrası yaptığı açıklamada ise her gün yeni bir eylem şekli üretme konusunda karar aldıklarını belirtti. Canlı hayvan satışını bir ay süreyle durdurduklarını açıklayan Naimoğulları, karara uymayan hayvancılara ceza uygulanacağını söyledi. Naimoğulları eylemlerinde süt dökmeyeceklerini, bunun yerine her gün bir köyde sütü bedava dağıtacaklarını da kaydetti. Yarın yine buradayız. Sayın Başkan, bir şey soracağım. Evet, eylemin detayları böyleydi sayın seyirciler. Şimdi Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş telefon hattımızda, kendisinin değerlendirmelerini alacağız eyleme ilişkin olarak. Evet sayın bakan, öncelikle iyi akşamlar dileyelim. Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği'nin eylemi devam ediyor. Neden eyleme gidildi diyerek başlayalım isterseniz. İyi yayınlar diliyorum Hatice Hanım. Teşekkür ederim. Geldiğimiz süreçte birçok konudan bahsediliyor. Sütten bahsediliyor, süt fiyatlarından bahsediliyor. Tabii ki baktığımızda bugüne kadar uygulanan ve fiyatlandırma olarak kabul gören yem süt partisi olarak ifade ediliyor ki Sayın Başkan'ın da uzun yıllardır ifade ettiği yem süt partisine uyulması gerektiğini, 1'e 1,5 yani 1 litre süt ve 1,5 litre yemin alınabilmesi
gerektiğini ifade ediyordu. Biz de 15 Ocak'ta yapmış olduğumuz fiyat güncellemesiyle 1'e 1.65'i yakaladık. Yani 1 kilo sütle 1,5 kilonun üzerinde yem alınabiliyordu. Daha sonra da 15 Mayıs'ta son yapmış olduğumuz fiyat güncellemesinde de 1'e 1.5'u yakaladık. Tabii ki talepler daha yukarıda olan taleplerdir. Şu an için sürdürülebilirlik açısından gelecek ve rentable görünen bu 1'e 1.5'u yakaladığımızı ilerleyen günlerde hububat fiyatlarının yeniden güncellenmesi, yani arpa fiyatlarının hasata girdiği bu dönemde çiftçilerin arpa fiyatlarının güncellenmesi, Toprak Ürünleri Kurumu'nun satış politikasının ne olacağı, buna bağlı olarak da yem fiyatlarının değişip değişmeyeceği noktası, ki biliyorsunuz ki yem rasyonunda %65'i noktasında bir rasyonda arpa var. Tüm bunları güncelledikten sonra yeniden bu fiyatları görüşelim ve daha sağlıklı rakamlara ulaşalım noktasında bizim bir yöntemimiz oldu. Yine et noktasında da görüş ayrılıkları var. Tabii ki hükümetin almış olduğu karar, dar gelirlinin bu süre içerisinde ete ulaşabilmesi, alternatif ürün olarak reyonlarda yerini alması noktasında bir karar üretti. Ama bunu da üretirken bir öncesine bakmak gerekir. Nisan ayı içerisinde yapmış olduğumuz bir protokol vardı biliyorsunuz. Bu protokolle birlikte ne hedeflemiştik? 250 TL üretici fiyatlarını aşağı düşürmek istemiyordu, canlı kurdu fiyatlarını. 550 TL'ye de bir satış öngörüyorduk. Bunun kilo başı 20 TL'sini, 800 lira olan karşılığını biz kasaplar üzerine hayvancımız ödedik ve 230 TL bandıyla 550 TL arasına nakh koyduk. Ve bunun da başarılı olduğunu görüyoruz. 4600 ile 6-7000 arasında bir kesimimiz vardı Ocak, Şubat, Mart aylarında. Bu politikayla birlikte 11700'e kesimde ulaştık küçük başta. Bu da şunu gösteriyor: bu politikanın doğru olduğunu, üreticinin hükümete güvendiğini ve bu noktada talebe, arıza cevap verdiğini gösteriyor. Böylelikle de 550 fiyatıyla biz tüketiciye bu ürünü vatandaşımıza buluşturduk. Kasaplar noktasında da kasapların 2.2 ve 2.4 üzerine bir kar marjı olması gerekirken 800 TL'ye verdiğimizde biz 2.4'e ulaşmıştık. 3 Mayıs sonrasında, siz de takip ediyorsunuz, 3 Mayıs ve 19 Haziran noktasına koymuş olduğumuz nakta da yine 250 ve 550'de devam ettik. Buradaki güncellememiz 800 TL olan rakamı 1100 TL'ye çıkarttık. Ve kasaplardaki 2.4 olan kısmı 2.5'e çekerek orada da olan tedirginliği, rahatsızlığı giderdik. Ve vatandaşımızın bu et ürüne ulaşmasını sağladık. Diğer taraftan da biz dar gelirlimizin bu ete ulaşabilmesi ve eti tüketebilmesi için de yapılan tüm çalışmalarda yurt dışından ithal etin, buzlu ithal etin önünü açarak vatandaşımızla buluşturmak istiyoruz. Tabii ki bu süreçler yaşanırken her kesimle diyalog kurduk, her kesimle diyalog kuruyoruz da. Bu müzakereler yapılırken, bu çalışmalar yapılırken Hayvancılar Birliği ile görüştük, görüşmeye devam ediyoruz. Kasaplar Birliği ile görüştük, görüşmeye devam ediyoruz. Restorancılar Birliği ile görüştük, görüşmeye devam ediyoruz. Tüm bu müzakerelerimiz devam ediyor. Onlardan aldığımız bilgi, ki siz de biliyorsunuz ki 3 Nisan'da yapmış olduğumuz protokolde hem Hayvancılar Birliği adına Küçükbaş Yönetim Kurulu'ndan gelen bir arkadaşımız, hem de Kasaplar Birlik Başkanı imzasını koydu ve bu şekilde protokol imzalanarak bu yolculuğa çıkıldı. Ve bunun akabinde de 19 Haziran'a kadar da bu politikayı devam ettirmek istiyoruz. Böylelikle hem üretimde
üreticiyi koruyarak ürününü 250 TL üzerinden satmasını sağladık. Hem kasabı koruyarak vermiş olduğumuz desteklerle, ki bunlar büyük rakamlar, Nisan ayı itibariyle vermiş olduğumuz kasaplara toplam rakam 7 milyon TL'nin üzerinde. Bu ay vereceğimiz 19 Haziran'a kadar da bu rakam çok daha yukarı çıkacaktır. Kasaplara sadece bu desteği vererek kalmadık. Aynı zamanda sigorta primlerine destek olduk ve 102 kasaba, kasap çalışanına vermiş olduğumuz destek 152 bin TL'dir aylık. O yüzden hem üretimini koruduk, hem esnafımızı koruduk. Aynı zamanda da vatandaşımızın 550 TL'ye bu ete ulaşmasını sağladık. Ve rakamlar şunu gösteriyor ki bunun doğru bir politika olduğu. Tabii ki bu süreç içerisinde diyaloğu hiç koparmadık. Elbette ki Hayvancılar Birliği bu noktada rahatsızlıklarını ifade etti. Kendilerinin taleplerini ifade etti ve bir eylem kararı aldı. Evet Sayın Bakan, dediğiniz gibi birlikten bu konuda sürekli bir eleştiri geliyor. Diyalogdan kaçan gerçekten hükümet mi? Hayır, kesinlikle. Biz her gün bu diyaloğu yaptık. Süreç içerisinde, eylem içerisinde de diyaloglarımızı gerçekleştirdik, görüşmeler yaptık. Başbakanlıkta 3 bakan bir araya geldik. Ekonomi Bakanı, Maliye Bakanı ve Tarım Bakanı. Eylem süresi içerisinde de başkan ve başkanlarla birlikte yönetim kuruluna gelen arkadaşlarla da yine müzakere ettik. Onların taleplerini dinledik. Bizim yapabileceklerimizi ortaya koyduk. Neler yapabileceğimizi söyledik. Ama bu noktada eyleme devam edeceklerini ifade ettiler. Ve onun akabinde de üretici dostu kimliğimizle, hükümetimizin üretici dostu kimliğiyle biz üretimin ve üreticinin yanında olduğumuz gibi onların da sorunlarını veya talepleri dinlemekten hiç kaçınmadık. Bu süreç içerisinde de devamlı diyalog içinde olduk. Olmaya da devam edeceğiz. Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Bakan değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Evet, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş'un açıklamaları böyleydi. Süt rakamlarının sürdürülebilir olup olmadığı konusundaki açıklaması, ayrıca et ithali konusunda da tüm taraflarla görüşmelerinin, müzakerelerinin devam ettiğini söyledi Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş. Ve devam edelim. Bayındırlık Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın da bugün bir açıklaması vardı. Bakan Arıklı hükümetin et ithali konusunda kararlılığını sürdürdüğünü kaydetti. BRT'de katıldığı programda konuşan Bakan Arıklı, Başbakan Ünal Üstel'in bugün konuyla ilgili milletvekillerinin görüşlerine başvurduğunu kaydederek milletvekillerinin de başbakanın arkasında durduğuna vurgu yaptı. Arıklı verilen destek ve teşviklerle ilgili de değerlendirmelerde bulunarak dünyanın hiçbir yerinde destek ve teşvikler sürekli verilmez. Ancak bu bizde kazanılmış hak olarak görülür ve her defasında daha fazla istenir diyerek eleştirilerde bulundu. Arıklı donmuş et ithalinin nereden yapılacağına ilişkin de bilgi verdi. Haberimizi izleyelim. Hükümetin kararlılığı devam ediyor. Bugün tek tek başbakan bütün milletvekillerinden görüşlerine başvurdu. Bütün milletvekili arkadaşlarımız sonuna kadar bu kararın devam etmesi. Devamını arkasında. Mecliste Tarım Bakanı milletvekili arkadaşlarına, hükümetin milletvekili arkadaşlarına tane tane tarım sektörüne, hayvancısından tut çiftçisine kadar, süt üretiminden tut sütçüsüne kadar ne kadar destek yaptığımızı kalem kalem anlattım. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar destek yok. Hı hı. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar destek yok. Bunu gözlemlemeyi düşünüyor mu peki hükümet? Hı? Bu destekleri? Yani bu Kıbrıs'ta enteresan bir huy var Aykan Hanım. Destek ve teşvikler herhangi bir sektörün ayakta durabilmesi için geçici olarak verilir. Sonra devlet kenara çekilir. Bizde ise kazanılmış hak olarak düşünülür ve her seferinde daha fazlası istenir. Gelen etin toplam değeri 200 bin dolar. Toplam değeri 200 bin dolar.
yatırdık. Toprak Ürünleri Kurumu ithal edecek. Ve isteyen kasaplar da dahil, isteyen herkes de dağıtımı yapacak ama nark koyuyoruz. Yani maliyetin %10'u dağıtıcının, %10'u da satıcınındır. %20 ki o da 250 lira geldiğine göre büyük ihtimal 300-310 liraya falan eti satabileceğiz. Nereden gelecek? Peki daha net bir bilgi tüketiciyle nasıl ve ne şekilde paylaşılacak Sayın Bakan? Biz İspanya üzerinden gelecek ve Avrupa Birliği kriterlerine göre kesilmiş hijyen koşullarına sahip, ki o konularda oldukça ciddi ve tutarlı bir tavır içerisindeyiz. İki ülke alternatifti, Hollanda ve İspanya. Bir kısmı işte İspanya'dan gelecek. Dolayısıyla oldukça da hijyen, hatta bir arkadaşımız bize bunu öneren, iyi niyetle hiçbir kar amacı gütmeden samimi olarak bize pazar arayan bir arkadaşımız dedi ki, bu eti o kadar lezzetli olduğunu göreceksiniz ki dedi, vatandaşlar büyük ihtimalle bu etten sürekli isteyecekler dedi. Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası'nın Ercan Havalimanı'nda yapacağını duyurduğu grev 60 gün süreyle ertelendi sayın seyirciler. Bakanlar Kurulu Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası'nın Ercan Havalimanı'nda yapacağını duyurduğu grevini 60 gün süreyle erteledi. Resmi gazetede yayınlanan kararda Bakanlar Kurulu 1996'ya 42 sayılı toplu sözleşmesi, grev ve referandum yasasının 16. maddesinin 3. fıkrasının verdiği yetkiye dayanarak ulusal güvenlik ve kamu güvenliği ve elzem hizmet olan sivil havacılık hizmetleri ile havaalanları hizmetlerindeki düzen bozucu niteliği olduğu nedeniyle Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası'nın ve veya diğer tüm sendikaların Hava Trafik Kontrol Şube Amirliği'nde ve veya Ercan Havalimanı'nın tüm birimlerinde 27 Mayıs 2024 tarihinde başlatacakları 24 saatlik grevin 27.5.2024 tarihinden itibaren 60 gün süreyle ertelenmesine karar verdi ifadeleri kullanıldı. Meclis Genel Kurulu toplantısı 24 saat sonraya ertelendi sayın seyirciler. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu nisap sorunu nedeniyle bugün toplanamadı. Genel Kurul toplantısı 24 saat sonraya, yani yarına ertelendi. Yarınki meclis oturumunda yasama ve denetim birlikte yapılacak. Cumhurbaşkanı'nın temaslarına bakalım. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Avustralya'daki temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Tatar, Avustralya Federal Milletvekili Daile ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Sydney'de Türk eğitim kurumlarından marif okullarını da ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sydney'deki temasları kapsamında Avustralya Federal Milletvekili Daile ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede Avustralya ile karşılıklı bağların artırılması, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve Avustralya'da yaşayan Kıbrıs Türklerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile olan ulaşım ve diplomatik hizmetlerin nasıl iyileştirilebileceği konuları değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sydney'de düzenlenen festivale de katılan milletvekilleriyle görüşmekten memnuniyet duyduğunu, kendisiyle faydalı bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıslı Türklerin Avustralya'da farklı alanlarda başarılar elde ettiklerini belirterek, buradaki Kıbrıslı Türkler 1940'larda ilk gelişlerden sonra Avustralya'da özellikle inşaat sektörüne ve ülke ekonomisine katkı sağlanmasında rol oynadılar dedi. Cumhurbaşkanı Tatar görüşmede Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik yeni vizyon ve Kıbrıs Türk tarafının pozisyonunu da ortaya koyduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, Sidney'deki Türk eğitim kurumlarından marif okullarını da ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a marif okulu öğrencileri halk oyunları ve Kıbrıs türkülerinin seslendirildiği koro içerikli bir gösteri sundu. Öğrencilere seslenen ve daha sonra sınıfları da ziyaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Türk dilinin önemine vurgu yaparak dünyanın 53 ülkesinde yüksek standartlarda eğitim veren ve bunu Türk dili ve kültürüyle harmanlayan marif okullarında okumanın bir ayrıcalık olduğunu ifade etti.
Türkçenin çok geniş bir coğrafyada 300 milyona aşkın bir nüfus tarafından kullanılan önemli bir dil olduğunun altını çizen Tatar, Kıbrıs meselesine de değindi. Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tüm Türk dünyası için ne kadar önemli olduğunu söyledi ve bu davaya sahip çıkmanın ve genç nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti. Sağlık Bakanlığı Yeni Güzellik Devlet Hastanesi için ihaleye çıktı. İhale için 3 Temmuz'a kadar teklif kabul edilecek. Sağlık Bakanlığı Yeni Güzellik Devlet Hastanesi 4. etap işleri için ihaleye çıktı. İhale için ayrılan toplam tahmini değer 121 milyon 461 bin 181.26 Türk Lirası KDV hariç olacak. Maliye Bakanlığı Merkezi İhale Komisyonu Başkanlığı tarafından açılan ihaleye 1. ve 2. sınıf yapı karnesi almış müteahhitler katılabilecek. Planlama ve inşaat dairesinden temin edilecek şartname bedeli 121 bin Türk Lirası artı KDV olarak belirlendi. Tekliflerin en geç 3 Temmuz Çarşamba günü saat 10'a kadar Maliye Bakanlığı binasında Merkezi İhale Komisyonu toplantı salonundaki teklif kutusuna atılması gerekiyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada ihalenin şartları da açıklandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yüksek Öğretimi Azerbaycan'da tanıtılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği tanıtım fuarı 30 Mayıs'ta Bakü'de gerçekleştirilecek. Fuarla iki ülke arasındaki eğitim işbirliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı Azerbaycan'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yüksek Öğretimini tanıtmak amacıyla tanıtım etkinliği düzenliyor. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılacak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Tanıtım Fuarı 30 Mayıs'ta Bakü Holiday Inn Otel'de yer alacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yükseköğretim olanaklarını Azerbaycan'da tanıtmayı ve iki ülke arasındaki eğitim işbirliğini güçlendirmeyi hedefleyen fuar boyunca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren 11 üniversite programlarını, sundukları imkanları ve burs olanaklarını tanıtacak. Öğrenciler, akademisyenler ve eğitim sektörü profesyonelleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki eğitim fırsatları hakkında detaylı bilgi alabilecek. Etkinlik kapsamında çeşitli sunumlar, bilgilendirme oturumları ve birebir görüşmeler yapılacak ve katılımcılar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversiteler hakkında doğrudan bilgi edinebilecek. Fuar öncesinde Azerbaycan Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurumları Müdürleri, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu Başkanı ve üniversite rektörlerinin katılımıyla yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu temaslarda bulunmak üzere yarın Azerbaycan'a gidiyor. Çavuşoğlu temasları çerçevesinde Türk Devletleri Teşkilatı Eğitimden Sorumlu Bakanlar Toplantısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Tanıtım Fuarı'nın açılışına katılacak. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı Eğitimden Sorumlu Bakanlar 8. toplantısına katılmak, temaslarda bulunmak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Tanıtım Fuarı'nın açılışını gerçekleştirmek üzere Azerbaycan'a gidiyor. Bakan Çavuşoğlu, 30 Mayıs'ta Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Bakü'de düzenlenecek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Tanıtım Fuarı'nın açılışını gerçekleştirecek. Bakü'de temaslarını tamamladıktan sonra 1 Haziran'da Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Eğitimden Sorumlu Bakanlar 8. toplantısına katılacak olan Çavuşoğlu'na bakanlık bürokratları eşlik edecek. Ve Orta Doğu'daki gelişmelere bakalım. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor. Refah'taki kampa düzenlenen saldırıda can kaybı 45'e yükseldi. Hayatını kaybedenlerden 23'ünü kadın, çocuk ve yaşlıların oluşturduğu bildirildi. İsrail'in Gazze şeridinin güneyindeki Refah kentinde dün yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 45'e yükseldi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun dün akşam Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıya ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı. Saldırıda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 45'e, yaralıların sayısının da 249'a yükseldiği belirtilen
açıklamada yaşamını yitirenlerden 23'ünün kadın, çocuk ve yaşlılardan oluştuğu aktarıldı. İsrail Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıları durdurması kararı aldığı Refah kentinde dün yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını bombalamıştı. Filistin resmi ajansı Vafa dün akşamki haberinde saldırıda en az 40 Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirmişti. Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'de meydana gelen toprak kayması felaketle sonuçlandı. Hükümet toprak altında kalanların sayısının 2000'i geçtiğini açıkladı. Papua Yeni Gine Ulusal Afet Merkezi'nden yapılan açıklamada Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'de meydana gelen toprak kaymasında 2000'den fazla kişinin diri diri toprak altında kaldığı, felaketin büyük yıkıma neden olduğu bildirildi. Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü'nden yapılan ilk açıklamada afette 150 ev ve yaklaşık 670 kişinin toprak altında kaldığının tahmin edildiği belirtilmişti. Ancak güncel gelişmelerle rakamın 2000'i geçtiği açıklandı. Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'nin kuzeybatısındaki Enga iline bağlı Kaukalam köyünde 24 Mayıs'ta toprak kayması meydana gelmişti. Turizmle devam edelim. Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği yetkilileri Kuzey Kıbrıs turizmini canlandırmayı hedefleyen işbirliği kararları aldı. Diyarbakır'daki fuarda bir araya gelen heyetlerin toplantısında özellikle kültür, gastronomi, doğa ve maceraya yönelik turların artırılmasına yönelik projelerin üretilmesi kararı verildi. Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği yetkilileri Diyarbakır'da düzenlenen Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı'nda toplantı yaptı. Turizm Bakanlığı yetkililerinin de katıldığı toplantıda Kuzey Kıbrıs turizmini canlandıracak kararlar alındı. Kuzey Kıbrıs'ın tanıtımı ve kasinolar dışındaki otellerin canlandırılması konusunda çalışmalar yapılması kararlaştırılırken, özellikle kültür, gastronomi, doğa ve maceraya yönelik turların artırılmasına dair projelerin üretilmesi kararı verildi. İki örgütün karşılıklı işbirliklerinin devam etmesinin önemine vurgu yapılan toplantıda özellikle ulaşımdaki sıkıntılar da masaya yatırıldı. Bu bağlamda uçak bilet fiyatlarının iyileştirilmesi konusunda üst düzey temasların yapılması için adımların atılacağı kaydedildi. SOS Çocuk Köyü Derneği Kurban Bayramı öncesinde halka çağrıda bulunarak destek istedi. Hiçbir çocuğun hikayesi yarım kalmasın sloganıyla destek isteyen dernek, sürdürülebilir bir destek mekanizmasının önemine vurgu yaptı. SOS Çocuk Köyü Derneği Kurban Bayramı dolayısıyla hiçbir çocuğun hikayesi yarım kalmasın diyerek tüm halka destek çağrısı yaptı. Dernekten yapılan yazılı açıklamada dernek çatısı altında bakım ve destek gören çocuk ve gençlerin sürekli desteklenmesinin büyük önem taşıdığı kaydedildi. SOS Çocuk Köyü Derneği Fon Geliştirme Müdürü Cemil Hafız, bir çocuğun bakımının uzun soluklu bir süreç olduğunu ve bu uzun süre zarfında sürdürülebilir bir destek mekanizmasının hayati önem taşıdığını belirtti. Kurban Bayramı öncesinde halka çağrıda bulunan Cemil Hafız, SOS Çocuk Köyü Derneği'nin faaliyetlerini sürdürebilmesi için halkın desteğinin önemine vurgu yaptı. Hafız açıklamasında bu bayram sürecinde de halkımızdan destek bekliyoruz. Kampanyamız süresince ve sürekli olarak kurbanlık bağışı kabul ediyoruz. Ayrıca kampanyamız boyunca kurban ederi kadar bağışta bulunmak isteyen destekçilerimiz de birçok kanaldan bize bağışlarını iletebilir ifadelerini kullandı. Açıklamada detaylı bilginin 0548 830 0459 numaralı telefondan veya SOS Çocuk Köyü Derneği sosyal medya hesaplarından alınabileceği kaydedildi. Türkiye Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde ülkemizde de Ege Mutfağı'nın lezzetlerinin tanıtımı yapıldı. BRT'de yayınlanan Türk Mutfağı Haftası özel programında Kıbrıslı ünlü şef Selim Yeşilpınar, Türk mutfağının en popüler yemeklerini sundu. Programda ayrıca Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde hazırlanıp yayınlanan Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı isimli kitabın tanıtımı yapıldı. Müzik
Türkiye Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabından yola çıkılarak 21-27 Mayıs haftası Türk Mutfağı Haftası olarak ilan edildi. 2022'den bu yana zengin bir gastronomi kültürüne ev sahipliği yapan Türk Mutfağı, her yıl Türkiye Cumhuriyeti'nde ve Türkiye Cumhuriyeti'nin dış temsilcilikleri işbirliğinde Türk Mutfağı Haftası'nda düzenlenen etkinliklerle tanıtılıyor. Türk Mutfağı Haftası kapsamında yurt dışında gerçekleştirilen etkinliklerde bu yıl tarih, kültür ve doğanın bir buluşması olan Ege Mutfağı ve Ege Lezzetleri ön plana çıkartıldı. Türk Mutfağı Haftası kapsamında Berete'de de Türk Mutfağı Haftası özel programı yayınlandı. Kıbrıslı ünlü şef Selim Yeşilpınar, Türk mutfağının en popüler yemeklerinden olan sebzeli musakka ve mücver tariflerini Bayrak Radyo Televizyon Kurumu stüdyolarında hazırlayarak izleyicilerle paylaştı. Ege zeytinde peynirleri var, tarhana çorbası, mücver var ki biz bugün yapıyoruz mücveri, fava var, zeytinyağlı taze fasulye, zeytinyağlı biber dolma. Ege mutfağında işte şey gittiğimizde vardı bu. Programda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde hazırlanıp yayınlanan Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı isimli kitabın tanıtımı da yapıldı. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin bu değerli kitabını da tanıtacağız programımız içerisinde. Evet. Çünkü zaten 21-27 Mayıs haftasında kutlanan Türk Mutfağı. Bültenimizi noktalıyoruz sayın seyirciler. Yarın akşam saat 19'da yeni gelişmelerle görüşmek üzere diyelim. İyi akşamlar. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Ερσιντατάρ συναντήθηκε με αξιωματούχους της Ένωσης Ανεξάρτητων Βιομηχάνων και Επιχειρηματιών τα υποκαταστήματα του Παγκόσμιου Τουρκικού Επιχειρηματικού Συμβολίου στο Σίδνεϊ και των τουρκικών μέσων ενημέρωσης που ετρεύουν στην Αυστραλία. Σημειώνοντας ότι είναι υπερήφανος για τα επιτεύγματα των Τουρκοκυπριών και των Τούρκων στην Αυστραλία, ο Τατάρ είπε «Έχετε γίνει επιτυχημένοι επιχειρηματίες στον τομέα σας». Ο ρόλος σας δεν είναι μόνο να συνεργάζεστε και να αναπτύσσετε επιχειρήσεις, αλλά και να εμπλουτίζετε την κοινωνική και πολιτιστική ποικιλιομορφία, συμβάλλοντας στην Αυστραλιανή οικονομία. Ο πρόεδρος Τατάρ κάλεσε επίσης τους επιχειρηματίες στην Αυστραλία να επενδύσουν στην τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, η οποία συνεχίζει να αναπτύσσεται με την υποστήριξη της Τουρκίας και τις σκληρές προσπάθειες του τουρκοκυπριακού λαού παρά τις απάνθρωπες απομονώσεις. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος Τατάρ επισκέφτηκε τα σχολεία Μαρίφ, ένα από τα διάσημα τουρκικά εκπαιδευτικά ιδρύματα στο Σίδνεϊ. Μιλώντας στους μαθητές, ο Τατάρ τονίσε την σημασία της τουρκικής γλώσσας και δήλωσε ότι είναι παρανόμιο να σπουδάζεις στα σχολεία Μαρίφ, τα οποία παρέχουν εκπαίδευση με υψηλά πρότυπα σε 53 χώρες του κόσμου. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Ερσίν Τατάρ συμμετέσχε στα εγγένεια του φεστιβάλ που πραγματοποιήθηκε στο Σίδνεϊ για να κρατήσει ζωντανό τον πολιτισμό και τις παραδόσεις στην 80η επέτειο των Τουρκοκυπρίων στην Αυστραλία. Μιλώντας στο φεστιβάλ, ο πρόεδρος Τατάρ δήλωσε ότι δίνει μεγάλη σημασία στους Τουρκοκύπριους που ζουν στην Αυστραλία, θέλει να αγκαλιάσει τους Τουρκοκύπριους που ζουν στην Αυστραλία και να γνωρίσει από κοντά τους Τουρκοκύπριους Αυστραλιανής καταγωγής. Αναφερόμενος επίσης στο Κυπριακό, ο πρόεδρος Ερσίν Τατάρ είπε ότι η λύση του Κυπριακού θα πρέπει να βασίζεται στα εγγένη μας δικαιώματα, δηλαδή στην κυριαρχική μας ισότητα και στο ισότιμο διεθνές καθεστώς μας και μόνο έτσι μπορεί να υπάρξει μια ρεαλιστική και βιώσιμη βάση.
Ο πρόεδρος Χατάρ υπενθύμισε ότι η Τουρκία, χρησιμοποιώντας το δικαίωμα εγγύησης, πραγματοποίησε την ειρηνευτική επιχείρηση στην Κύπρο στις 20 Ιουλίου, την 50η επέτειο της οποίας θα γιορτάσουμε με μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια τον Ιούλιο, και δήλωσε ότι η ειρηνευτική επιχείρηση και η παρουσία του τουρκικού στρατού στο νησί έφεραν την ειρήνη και σταμάτησαν την αμαδοχυσία. Ο Τατάρ είπε ότι εξελέγει στο αξίωμα στην βάση μιας λύσης δύο κρατών που θα βασίζεται στην κυρίαρχη ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς μας, και σημείωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με βάση την ομοσπονδιακή βάση δοκιμάστηκαν, απέτυχαν και εξαντλήθηκαν. Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας Ναζίμ Τσαουσόγλου θα μεταβεί αύριο στο Αζερβαϊτζάν για να συμμετάσχει στην 8η συνεδρίαση των Υπουργών Παιδείας του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών για να πραγματοποιήσει επαφές και να εγκαινιάσει την έκθεση προώθησης της ανώτατης εκπαίδευσης της τουρκικής δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου. Ο Υπουργός Τσαουσόγλου θα εγκαινιάσει την έκθεση προώθησης της ανώτατης εκπαίδευσης της τουρκικής δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου που διοργανώνεται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας στο Μπακού στις 30 Μαΐου. Μετά την ολοκλήρωση των εποφών του στο Μπακού, ο Τσαουσόγλου θα συμμετάσχει στην 8η συνεδρίαση των Υπουργών Παιδείας του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών που θα πραγματοποιηθεί στην Σούσα του Αζερβαϊτζάν την 1η Ιουνίου. Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας διοργανώνει μια σημαντική εκδήλωση προβόλης στο Αζερβαϊτζάν για να παρουσιάσει τις ευκαιρίες ανώτατης εκπαίδευσης στην τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου. Στόχος της εκθέσης είναι να αναδείξει στο κοινό του Αζερβαϊτζάν τις επιλογές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που είναι διαθέσιμες στην τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου και να ενισχύσει την εκπαιδευτική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. Ο εκτελών ρέι πρόεδρου της Δημοκρατίας, πρόεδρος της Βουλής Ζολουτορέ, ευχαρίστησε τον πρόεδρο της Τουρκικής Μεγάλης Εθνοσυνελεύσης, Νουμάν Κουρτούλμουş, για την έκκληση του να αυξηθούν οι προσπάθειες για την αναγνώριση της τουρκικής δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου κατά της επίσημης επίσκεψης του στο Καζακιστάν και το Ουσμπεκιστάν. Σύμφωνα με την δήλωση της Βουλής, ο Τουρέ δήλωσε ότι είναι πολύ ευχαριστημένη και περηφανή που η υπόθεση της Κύπρου, η οποία χαρακτηρίζεται ως εθνική υπόθεση του τουρκικού έθνους, εκφράζεται σε όλες τις πλατφόρμες από κρατικούς αξιωματούχους, ιδιαίτερα από τον Τούρκο πρόεδρο Ρετσέπ Ταϊπ Ερντογάν. Εκφράζοντας ότι χαιρετίζουν τις δηλώσεις του Κουρτούλμουş σχετικά με το θέμα του τουρκοκυπριακού λαού που παίρνει την θέση που του αξίζει στον κόσμο, ο Τουρέ δήλωσε ότι το γένος ότι η μητέρα πατρίδα η Τουρκία στέκεται δίπλα στην τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου κάτω από όλες τις περιστάσεις και συνθήκες δίνει ηθικά και δύναμη στον τουρκοκυπριακό λαό. Επισημένοντας ότι αυτός ο δρόμος θα περπατηθεί μαζί με την τουρκική δημοκρατία, ο Τουρέ είπε: «Η μεγαλύτερη ασφάλεια μας είναι η μητέρα πατρίδα η Τουρκία». Με αυτό το πνεύμα αλληλεγγύης πιστεύω ότι θα πάρουμε την θέση μας ως μέρος του τουρκικού έθνους μέσα στα τουρκικά κράτη.